Etmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali Araf suresi 26 ile 50 ayet. Bölüm 2. Bismillahirrahmanirrahim. 7 el Araf 26. Ey Adem oğulları, size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar diye onları indirdi. 27. Ey Adem oğulları, şeytan, ana babanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık. 28. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti, derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? 29. De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin ve dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi, yine ona döneceksiniz. 30. O, bir grubu doğru yola iletti, bir gruba da sapıklık müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyle iken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. 31. Ey Adem oğulları, her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin, yiyin, için. ...33. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. 34. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. 35. Ey Adem oğulları! Size kendi içinizden ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim onlara karşı gelmekten sakınır ve kendini ıslah ederse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. 36. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. 37. Allah'a iftira eden ya da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Onların kitaptaki nasipleri kendilerine erişecektir. Sonunda elçilerimiz, melekler, gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede? Derler. Onlar da, bizden sıvışıp gittiler, derler. Ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler. 38. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecekler. Hepsi birbiri ardından orada, cehennemde, toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver, diyecekler. Allah da, zaten herkes için bir kat daha fazla azap vardır, fakat siz bilmezsiniz, diyecektir. 39. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bize bir üstünlüğünüz yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın.
diye seslenirler. 47. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma, derler. 48. Yine Araf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir yarar sağlamadı. 49. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Ve cennet ehline dönerek, girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz, derler. 50. Cehennem ehli, cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin, diye seslenirler. Onlar da, Allah bunları kafirlere haram kılmıştır, derler. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.